Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersur rabi'a aşerem min dibaceti tuhfetil murid. Tuhfetil muridin bugün dibacesini 14. dersini okuyoruz. Alan ne? Ne? Kad haleddin. Vakat haleddin. Din tevhidden hali olduğu bir ortamda. Şimdi bu ani tevhidi mutaaddikun bi hala. Neye mutaaddiktir? Hala'ya mutaaddiktir. Car mecrur hala'ya nedir? Hala'ya mutaaddik. Hala ani tevhid. Peki din tevhidden halidir. Öyle değil mi? Halbuki din bütün ibadetlerden neydi? Halidi. Niye sadece tevhidi zikretti? Dördüncü tevhid ibadetlerin en eşrefidir. Ondan sonraki sırada ne gelir? Namaz gelir. Onun için tevhidi zikre has kılıyor. Yoksa sadece tevhidden halidi değil. Oldu mu? Peki tevhid ne demek? Vel muradu bi tevhidi huna ettevhidul lugaviyyum. Tevhidden murat, tevhidin nedir? Lugavidir, istilahi değil. Peki tevhidin lugavi ne demek? وَهُوَ الْعِلْمُ بِأَنَّ الشَّيْءَ وَاحِدٌ. Bir şeyin vahid olduğunu bilmek. Herhangi bir şeyin vahid olduğunu bilmesine ne denilir? Tevhid denilir. Peki buradaki tevhidden ne aldık? وَبِحَمْلِ التَّوْحِدِ هُنَا عَلَى الْلُغَوِيِّ وَفِمَّا مَرَّ عَلَى الشَّرْعِيِّ. Mamara ne dedi? عَلَى النَّبِيِّمْ جَاءَ بِي تَوْحِدِ. O tevhidden şer'i almak. Şer'i hamletmesi. Buradaki tevhidi lavya hamil etmesiyle اِنْدَفَعَ الْاِطَاءُ. İta defoldu. Şimdi ita uyublardan biridir. İta belagat ilminde ayıp sayılan şeylerden biridir. Birinci tevhidden şer'i, ikinci tevhidden lugavi almayla ne oldu? İta ortadan kalkmış oluyor. Bu nezme ita girmemiş oluyor. Oldu. Peki ita ne demek? Tamam, ita yok dedi, öğrendik. İta ne demek? وَهُوَ اِتَا İttihadul kafiyeteyni lefsen ve manen. İki kafiyenin lefzleri, manelerine bir olmasıydı. Bir de dune sebati ebiyati. Araya ne? Araya yedi beyt girmeksizin. Yani bir beyt geçti. Sekiz beyt, dokuz beyt sonra bir beyt daha gelirse. Kafirlere aynı olsalar bu ita değil. İta iki beyt ki aralarına yedi beyt girmemiş. O iki beyt ki aralarına ne girmemiş? Yedi beyt girmemiş. O iki beytin kafirleri lefsen manen bir olması demektir. Muhammed Koç anladınız mı? Dönestabeti ebiyatin budur. Mesela bizimki bir önceki beyt bir sonraki beyttir. Bir beyte ne olmamış? Araya girmemiş. Dört de girse itadır. Altı da girse itadır. Öyle değil mi? Yedi, yediden sonra girerse ne? Yedi, yediden sonra fasıl girerse o zaman ita sayılmaz. Kendi o uzaklaşmış artık birbirleriyle ne yok? Alakaları yok. Ha şimdi burada bir şey söyledim. Neydi? Bir önceki tevhidden şer'i, buradaki tevhidden lugavi almayla ne olsan kalkmış oluyor? İta olsan kalkmış oluyor. Diyor ve rudde zâlike, bu rad edildi. Bi enne dîne innemâ ara ani tevhidi şer'iyye. Din tevhidi şer'iden ne olmuştu? Çıplak olmuştu, âri olmuştu. Yoksa tevhidi lugaviden âri olmuştu değil. O zaman niye buradaki tevhidden ne alıyoruz? Niye buradaki tevhidden lugavi alıyoruz?
فالحق أن التوحيد في الموضعين. Her iki yerde tevhid şer'iyyum. Her iki yerde tevhid şer'idir. Birinciden şer'i, ikinciden lugavi almıyoruz. E pek her yerde ne olunca? Şer'i olunca o zaman ihta oluşuyor. İhta da dedi ki ayıp sayılır. Diyor ve la yeridu. İhtiraz olarak varid olmaz. Ne varid olmaz? Enne fi kelamihi ita'en, musannifin kelamında ita var, bu ihtiraz varid olmaz. İlla varid olur, izze kânet hazil mukaddimetu min meşturi racez. Bu mukaddime meşturi racezden olursa, meşturi racez, yani racezin bir parçası bir beyt kabul edilir. Mesela, Elhamdülillahi ala salati sümme selamuhum sümme selamullahi ma salatihi ala nebin cabi tevhidi ve kad khaled dinu ani tevhidi. Bak, eğer meşturu racizden değilse tamam. O birinci parça bir beyt, ikinci parça bir beyt. Ahirleri ne oluyor? Aynı oluyor. Eğer meşturu racizden kabul edersek ita lazım gelir. Ama izâ kânet min tammetin, yani min tammeti racez olursa, meşhur racezen değil, tammeti racez olursa, o zaman fela ita'a ita yok. Niye? Beytin ahiri ani tevhididir. O bir önceki tevhid beytin ahirinde değildir. Bu beytin birinci şatrının sonundadır. Oldu mu? Niye ita yok tammetin olursa? Lima alimte min ennehu ita nedir? İttihadul kafiyeteyni. İki kafiyenin ne olmasıdır? Aynı olmasıdır. İhalar ve kafiyetul beyti. Beytin kafiyesi. La tekun illa ahirehum. Beytin kafiyesi, beytin ahire olur. Beytin ortası, birinci şatrın ahiri olmaz. Oldu mu? Diyor. Ve kafiyetul beyti. La tekun illa ahirehum. Beytin kafiyesi, beytin ahire olur. Ama ahiru şatri, şatrın ahiri, yani birinci şatrın ahiri. Feleyse bir kafiyetin. O ne değil? Kafiye değil. Tamam, ikinci şatrın ahiri kafiye. Birinci şatrın ahiri ne değil? Kafiye değildir. O zaman ita ne olmaz? Lazım gelmez. Kâle Şeyhul İslam herece bi tekriril kafiyeti. Hani ita nedir? Kafiyenin tekrarı dedik değil mi? Kafiyenin tekririyle tekriru gayriha. Kafiyenin gayrisinin tekriri, tekrarı o ita değil. Ne gibi? Banke tekriri ahiri nisfil evveli min ahiril beyti. Bak. Ke tekriri ahiri nisfil evveli nisfi evvelinin tekrarı min ahiril beyti. Yani beytin ahırında nisfe evvelin tekrarı gibi. Yani tekrar beytin ahırında değil, nisfe evvelin ahırında tekrar olmuş. Yani bir kelime nisfe evvelin ahırındadır, bir de beytin ahırındadır. Bakın, Şeyh Zekeri insan. Nisfe evvel dediği şatır değil mi? Tabi nisfe evvel şatır. Diyor, harece bir tekrir, kafiye tekrir gayri ayı. Ke tekriri ahiri nisfil evveli min ahiril beyti. Yani nisfi evvelin ahirindeki kelime o beytin ahirinde tekrar olması gibi. Bu ne olmaz? Bu ita olmaz. Niye? Çünkü ahirul beyt ne olmamış? Ahirul beyt tekrar olmamış. Şimdi o yanlış mı, ona bakıyorum. Fi olsa ne olurdu? Yani ke tekriri ahiri nisfil evveli ma'a bak ma'a ise oldu. Seninki ma'a mı der? Seninki? Yok. Yok. Ke tekriri ahiri nisfil evveli min ahiril beyti. Min ahiril beyti değil, ma'a ahiril beyti değil mi Muhammed? Seninki öyle mi? Ma'a ahiril beyti. Tamam. O oldu o zaman. Şimdi mana tutmuyor şimdi. فليس بإطان، أو إطان دي
Ha, velau sullima enne fi kelam musannifi itaen. Bu yine bizim Bacuri'ye geçiyor. Şeyhul İslam ki bitti. Eğer musannifin kelamında ita var dersek, bu kabul edilse dahi fehve caizun lil muvelledine. Muvelledler için nedir? Caizdir. Kimler için caiz? Muvelledler için caizdir. Yani muvelledler müteahhir şairler için caiz. Oldu mu olmadı? Diyor müvelledler kema ve caizun li gayrim, onların gayrisi için bak. Ve lesul men fi kelamin musannifi itan fe ve caizun li müvelledin kema ve caizun li gayrim. Gayrim müvelledler için caiz olduğu gibi müvelledler için de nedir? Caizdir. Ve felesif ne ve lesul lima en fi kelamin musannifi itan fe ve caizun li müvelledin. O müvelledler için nedir? Caizdir. كَمَا هُوَ جَائِزٌ لِغَيْرِهِمْ Müvelled olmayanlar için caiz olduğu gibi müvelledler için de nedir? وَعَلَى اِقْتِلَافِ التَّوْحِدِ فِي الْمَوْدِعَيْنِ Diğerden birinciden lugavi aldı. İkinci, birinciden şer'i aldı. İkinciden lugavi aldı. O zaman يَكُنُ فِي الْكَلَامِ الْجِنَاسُ تَامُ Artık ita olmaz. Cinasu ne olur? Tam. Cinasu tam nedir? وَوَا اِتِّفَاقُ الْكَلِمَتَيْنِ لَفْسِ لَمَانَ İki kelimenin lefsi, öyle değil mi? İki ne? İki kelimenin lefsleri aynı, manileri farklı olması demektir. İkisinin lefsi aynı, birinci lugavi, ikinci ne? Şer'i. Yok, birinci şer'i, ikinciyi lugavi alıyoruz, manileri farklı. Şimdi bunu unutmayın, müvellet kimlerdir? Müvellet, diyor şehirlerde yaşayan lar için hicri 150 seneden sonra, yani bir buçuk karın sonra, çünkü şeyler çabuk bozuldu. Fesat belagatleri ne oldu? Yani insanlar birbirine girmesi de çabuk bozuldu. Bedeviler için Allah alem yanlış olmasam 450 sonra mı 350 sonra olanlara müvelled denir. Çünkü bedeviler çabuk Arapçaları, fesatları bozulmadı. Milletle haşır neşirleri olmadığı için onlarınki ne oldu? Geç bozuldu. Bildiniz değil mi? 400 sene. 450 sene ben öyle hatırlıyorum. Kimi 500 sene diyor ama ben 450 sene hatırlıyorum. 450 seneden sonra müvelledlerdi. Muhayyidi de aynı değil mi? Muhayyidi de hani 500 sene sonra diyoruz. O mutekadim müteahhirler için 500 sene, kimse 300 sene diyor. فَاَرْشَدَ الْخَلْقَ لِد۪ينِ الْحَقِّ بِسَيْفِهِ وَهَد۪ي لِلْحَقِّ Şimdi betimizden fazla durmayalım. Bu فَاَرْشَدَ مَعْتُونَ عَلَى جَائِبِ تَوْحِد۪ي Peki onun üzerine mahtu olunca fada takibi ifade ediyor. فَيَقْتَدِ اَنَّ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem اَرْشَدَ الْخَلْقَ بِسَيْفِ اَقِبَ الْاِرْسَالِ Hemen gelir gelmez ne eti? Gelir gelmez seyfiyle, kılıçıyla irşad etmeye başladı. Niye bunu niye anlaşılsın ki böyle? لِأَنَّ الْفَا تَخْتَد۪ي تَعْقِيبًا Fa çünkü takibi istiyor. Tamam fa takibi istiyor. Ortaya çıkan Efendimiz gelir gelmez kılıçla cihad yapmaya, tebliğ yapmaya başladı. Öyle anlaşılır. Bu doğru mu? Görüyor. مَعَنَّ الْجِحَادَ لَمْ يُشْرَحْ بِفَوْرِ الْاِرْسَالِ Cihad, فَوْرُ الْاِرْسَالَ başlamadı. Yani irsal olur olmaz, hemen acelesiyle, seri'iyle cihad başlamadı. بَلْ بَعْدَ الْهِجَةِ بِسْسَنَةِ Hicretten sonra, bir sene sonra ne oldu? Başladı. لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السَّفَرْ مِنَ السَّنَةِ السَّانِيَةِ مِنَ الْهِجَةِ لِأَنَّ شُرِعَ فِي السَّفَرْ Sefer ayını, sefer ayı Şubat ayı bizim. مِنَ السَّنَةِ سَنَةِ مِنَ الْهِجَةِ Hicretin ikinci senesi sefer ayında cihad daha yeni ne olmuş? Meşru olmuş. كَمَا نَبَهَ عَلَيْهِ الْحَلَبِيُّ فِي سِيرَ Es-Sîretül Halebiye kitabı var ya. Nasıl ki İmam Halebi Sîre kitabında, Sîretül Halebiye kitabında böyle demiş. Cihad bir hicretin bir buçuk senesinde ne olmuş? Meşru olmuş.
Yoksa Peygamberimiz Resul olur olmaz. Cihat meşru olmamış. Fakat onu bildiriyor. وَقَدْ يُقَالُ اَتْتَعْقِبُ فِي كُلِّ شَيْنْ بِحَسَبِهِ Her şeyin takibi onun hesabına göre, onun durumuna göre. Ha buradaki takip işte artık 10 sene midir, 12 sene midir böyle kabul edilir, 15 sene midir. Yani her şeyin takibi ona göredir. Bazen takip bir saat olur, bazen yarım saat olur, bazen bir ay olur, bazen birkaç sene olur. Yalnız bu nokişe fizarken bu cevapta böyle bir münakişe yapılmış. بِأَنَّهُ الشَّرْحَلْ لَا يُقَالُ ذَٰلِكَ اِلَّا اِذَا كَانَ الْمَذْكُرُ لَا يُمْكُنُ وُجُودُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِلَةِ بَيْنُ بَيْنُ مَعْتُفْ عَلَيْهِ Ma'tuf, ma'tufu aleyhi arasındaki müddet içerisinde vücudu mümkün olmayan şeylerde tamam. Her şey takibi bir hesap ediyoruz. كَمَا فِي تَزَّوَّجَ زَيْدٌ فَوُلِدَ لَهُمْ Yahu da fevuli de lehu veledun. Sizinki veledun var mı? Ha olabilir. Zeyd evlendi, ona bir çocuk oldu. Şimdi zevvac ile çocuk arasında 6 aydan aşağı olmaz. Buradaki takip, buraya uygun olan takip nedir? Yani 6 ay hemen sonra doğum oldu. Zeyd'e bir çocuk oldu. 6 aydan aşağı olmaz. Olmadığı için buradaki takip bir hasebi deriz. Bizim buraya gelince وَهُنَا الْجَهَدُ يُمْكُنُ حُسُولُ قَبْلَ هَذِي الْمُدَّتِ Hani 15 sene, 16 sene dedik ya, Efendimiz 20 sene sonra ne etmiş? Hicret etmiş. Acaba irsal ile فَاَرْشَدَ الْخَلْقَ لِدِينِ الْحَقِّ İrsal ile bunun arasındaki o geçen zaman içerisine cihad mümkün değil miydi? Yani hicri 2. senenin ortasına kadar mümkün değil miydi? Mümkün değil. O zaman mümkünse ne diyemeyiz buradan? Yani buradaki takip bir hasebi diyemeyiz. O bir hasebi dediğimiz yerlerde matuf matuf aleyhin arasındaki o zaman da o zaman yeterli değildir. Matuf o geçen zaman içerisinde vücudu, husulü mümkün olmayanlarda bir hasebi diyoruz. Burada mümkün değil. Öyle değil mi? O zaman اَتَّاقِبُ فِي كُلِ شَيْنْ بِحَسَبِهِ Bu cevap yeterli olmadı. وَاَجَابَ بَعْضُ بِأَنَّ الْجِهَادَ غَيْرُ مُمْكُنُ قَبْلَ هَذِي الْمُدَّتِ Cihad bu müddetten önce mümkün değildi. Ama nasıl mümkün değildi? مِنْ حَيْسُ عَدَمُ الْاِذْنِ فِيهِ İznin olmaması itibariyle mümkün değil. Yani şer'an mümkün değildi. Aklen mümkün değil. Şer'an ne değildi? Mümkün değildi. Bildiniz değil mi? Anladınız? Ha, o zaman burada takip bir hasebi, fikir için bir hasebi burada da öyledir. Çünkü burada bu irşad, bu cihat, bu süreç içerisinde mümkün değildi. Yani izin olmaması hasebiyle mümkün değildi. Oldu mu olmadı? Ve ecabe ba'du bi'anil cihadı gayri mümkün qabli hazmir min haysu ademil izni fihi. Oldu mu? Şimdi diyor Arabi lügat hani izin vardı yoktu bu gibi şeylere bakılmaz aslında. Bu pek vecabı bazın cevabı idi. Burada en güzel cevap nedir? Buradaki fa sümme manasındadır. Hani vellezî ahrecel mer'a fece'ale gusâen ahvâ. Bu A'la suresinde fece'ale gusâen ahvâ. Oradaki fa ne manasındadır? Sümme manasındadır. Bazen fa sümme manasından gelebilir. Burada da en güzel cevap buradaki fas sümme manasıdır. Artık bu itirazlara, bu cevaplara da gerek kalmıyor. قَالَ شِحَابُ الْمَلَوِي وَيُمْكُنُ تَعْقِيبُ الْحَقِقِيُّ Demiş burada, takibi hakiki de mümkündür. بِنَّزَرِ لِقَوْلِهِ هَدِّلِ الْحَقِقِ Hani فَاَرْشَدَ الْخَلْقَ لِدِينِ الْحَقِقِ Bir seyfi, seyfe göre yok. Çünkü seyfi olan cihat geç oldu. Ama bu hedil hakka buna göre var. Çünkü peygamberimiz peygamber olur olmaz hakka hedi yaptı ve başladı. Niye? لَنَّ الْاِرْشَادَ بِالْهَدِي كَانَ اَخِبَ الْاِرْسَلِ Hemen irsaldan sonra olmuş. فَلَمْ يَتَأَخَى صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِ وَسَّلَمْ عَنِ الْاِرْشَادِ لَحْزَةَمَّ Peygamber aleyhissalatü vesselam
bir lahze, bak bir ne? Bir lahze irşad-ı bilhediyeden hali olmamış. Peygamber olur olmaz, hemen hediye bil hakka ne etmiş? Başlamış. İrşad-ı bilhedi hemen yapmış. O zaman buradaki fa takip içindir. Takip de yerindedir. Yalnız bir seyfihi değil, hediye göre. Olum olmadı. E tabi buradan fa diyor mabadın makablının takibi içindir. Mabadın bir kısmın takibi içindir. Kimse dememiş. Bugüne kadar bunu duymadık, işitmedik. Oldu. Cevap güzel ama fa böyle bir mana için. Mabadın bir kısmın takibi için gelir. Öyle bir şey görünmemiş. Ve manel irşad-ı hakiki. İrşad-ı hakikinin manası nedir? Tesiruhum raşidine. Onları raşid kılmak. Raşid demek ey mehdi, mehdi yine. Onları mehdi kılmak. Ne kılmak? Yani hidayete ulaşmış duruma kılmak. İnsanları hidayet ediyor, onları mehdi kılıyor. Yani hidayete oluşmuş hale onları sokuyor. Yalnız ve fesr-ü mecazen demek irşadın hakki manası birini hidayete getirmek, hidayete ulaştırmak. Ama mecazen ve fesr-ü mecazen bir delaleti. Mecazen bunu delaletle ne etmişler? Demişler hidayet demek hak yolu göstermek. Böyle test etmişler. İrşad. Aynı odur. İrşad, hidayet aynı. İrşadi delalete test etmişler. Yani irşad ne demek? Hakkı göstermek demektir. Bu testi de yapmışlar. Bu mecazidir. Peki ve humile alel evveli. Eğer evvela hamr edilirse, onları mehdi kılmak olursa, kana hasın bimen amen. O zaman bu irşad bil fiil iman edenlere has olur. Çünkü Efendimiz onları mehdi kılmış. Ve in humile ala sani kana amen limen amene ve limen kefere. İman edenler etmeyenlere ne olur? Amr. Peygamberimiz hak yolu hepsine göstermiş. Ve kavluhu فَاَرْشَدَ الْخَلْقَ لِد۪ينِ الْخَلْقِ فَاَرْشَدَ الْخَلْقَ وَقَوْلُهُ الْخَلْقَ اَيْ جَمِيعَ السَّقَلَيْنِ Demek ki halktaki eliflam istigrak içindir. Halk mesel mana mahluktur. Eliflam istigrak ile mana mahlukat olur. O sakalin kimdir? El-insi vel-cinni. Ha, manası budur icma'an. Yani Peygamberimiz İns ve cinleri irşad etmesi bu icmaidir. Herkes bunu kabul ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Muhammed hem inslere hem cinlere göndermiş ve onları irşad etmiş. Ve kezen melaiket ve melaketler de öyledirler. Binaen ala enne murselun ileyhim irsale teklifi. Bu da bir görüş var diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam teklif için melaketlere de gönderilmiş. Böyle zayıf bir görüş var. Bu görüşe göre melaketleri de ne etmiş? İrşad etmiş. Ama var râcihu ennehu Efendimiz aleyhissalatü vesselam mursalun ileyhim irsale teşrifi. Yani onlar da Peygamberimizin ümmeti olma hasebiyle şeref bulsunlar. Teklif irsali değil. Teşrif irsaliyle onlara gönderilmiş. Kema tekadime leke teharrubun tahrid. Dün evvelki derste geçti. Ve in reccehe ba'du muna hilafehu. Bazılar burada bunun hilafını tercih ediyorlar. Diyorlar, yok melaketlerden murat, irsaluhu ala tekliftir. Her ne kadar bir kısım alimler bunu tercih etseler dahi, ama var raci ennehu mursan ilim, irsale teşrifin, irsale teklifin değil değil. Peki ve ama irsalu ile sair hayvanati o fe irsalu teşrifin katan. O nedir? O irsalu teşriftir. O kesindir. Ona hilaf da eden yoktur. Hatta bazılar diyorlar, hayvanları, diğer mahlukatları göndermenin bir anlamı yok. Bir de onlar zaten zevul-i okul değiller. Onlara teşrif de nedir? Lazımdır. Öyle ihtiraz yapanlar da var. فَاِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَسَّقِيمُ الْعُمُومُ فِي الْخَلْقِ Hani فَاَرْشَدَ الْخَلْقَ diyoruz. مَا أَنَّهُ سَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَمْ يُرْشِدْ مَنْ لَمْ يَشْتَمِنْ بِهِ
Peygamberimizle bir araya gelmeyenleri onları irşad etmemiş, bizi irşad etmemiş. Kendisinin dönemde olup da kendisine görüşmeleri irşad etmemiş. Nasıl fe erşedel halka? Kultu el irşadu amun min en yekune bi nefsihim. İster Efendimiz'in nefsiyle olsun, kemen içtemen bihi, onunla beraber bir arada olanlar sahabeler gibi. Ev bi vasene kemen ca ba'dehu. Ev kanı fi zemnenihi ve lem yeştemye bihi. Ve kad kâle sallallahu aleyhi ve sellem, liyubelligi şahidu minkumul gâibe. Bak diyor. Şahit olan, beni müşahede eden, beni dinleyenler gaybe götürsün. E bak, Peygamberimiz gayblere de vasıtayla ne etmiş? Tebliğ yapmış, irşad yapmış. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْ عَمِنْ سَامٍ Çok mübellah kişi varken benden onlara tebliğ ediliyor. Benden işitenlerden daha ne? Daha evâ olur, daha hiz edici, daha cem edici olur. Oldu mu? Tabi bu hadisin bir parçası. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَيْبِ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْ عَمِّنْ سَامِعِينَ Oldu mu? وَقَوْلُوا لِدِينِ الْحَقِّ مُتَعَلِقُمْ بِاَرْشَدَ E pek erşede ilayla kullanıldığını gördük. Şeale'yle kullanıldığını gördük. Ama lamla irşad kullanılmıyor. Bu nasıl oluyor? Diyor ve maddetul irşadi tete'adda billami kema tete'adda bi وَالدَّلَالَةُ دَلَالَ تَتَعَدَّ بِعَلَى Delal neyle kullanılır? Alayla kullanılır. Ha, peki. فَمَنْ فَسَّلَ الْاِرْشَادَ بِالدَّلَالَةِ Kim irşadı delalete tefsir ederse, biraz önce geçti ya. فَسَّلَ لَمَ بِعَلَى لَمِ de mecbur alayla tefsir eder. Niye? E çünkü delalet lamla kullanılır. وَمَنْ اَبْقَ الْاِرْشَادَ عَلَى مَعْنَهُ الْحَقِقِيِّ Kim irşadı hakkî manası üzerine bırakırsa اَبْقَ اللّٰمَ عَلَى حَقِقَتِهَا Lami hakikati üzerine ne eder? Bırakır. Hakikaten hakkı manası üzerine kalırsa lamla mı kullanılır? Evet. فَاِنَّهُ يُقَالُ اَرْشَدَن۪ي لِكَزَا İrşad zaten ne oluyor? Lamla kullanılır. İrşad hakkı manasında kaldığı sürece lamla kullanılır. İrşadı hakkı manasında bırakan, can-ı mehdi manasında yapanlar lam, burada lami de zahir üzerine bakır, bırakır. Yok. İrşad delalet manasındadır diyenler, yani mecazi manayla tefsir edenler, buradaki lam'ı da mecazi olarak alayla ne ederler? Tefsir ederler. فَاَرْشَدَ الْخَلْقَ لِد۪ينِ الْحَقِّ وَالْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا اللّٰهُ تَعَلَى Niye? Hak Allah'a kullanılır mı? Evet. لِأَنَّهُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاهِ تَعَلَى اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاهِ تَعَلَى وَمَانَهُ حَقٍ مَانَسِ الْمُتَحَقِّقُ وُجُودُهُ O ki vücudun muhakkiktir. Daimen ve ebeden. Daimen ne demek? بِحَيْسُ لَا يَسْبِقُ عَدَمٌ Bu daimen tefsiridir. وَاَبَدًا وَلَا يَلْحَقُهُ عَدَمُ O ki vücudu daimi, ebedi olarak muhakkiktir, sabittir. وَيَسِّحُ اَنْ يُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَا Hak'tan murad Allah-u Zülcelal'i değil de مَا طَابَقَهُ الْوَاقِعُ Hak'tan murad, o şey ki vâkı ona nedir? Mutabık. مَا طَابَقَهُ الْوَاقِعُ Hak'tan murad, o şey ki vâkı ona nedir? Mutabık. وَاِضَافَةُ الدِّينِ لِلْحَقِّ عَلَى الْاَوَّلِ وَاِضَافَةُ الدِّينِ لِلْحَقِّ عَلَى الْاَوَّلِ عَلَى مَانَ اللّٰهِ Dinin hakka idafesi birinciye göre eğer haktan Allah-u Zülcelal'i alırsak alamanen lami. O din ki hakkındır, Allah'ındır. Allah'a mahsustur, lam ihtisastır. Ve alessani lil beyani. Niçindir? Beyan içindir. Ey li dinin huvel ehkamul hakkatu. O din ki ne? Ehkame hak. O zaman idafe nedir? Evet. Dini o din ki el-hakki nedir? Haktır, sabittir, vücudu muhakkaktır. Ama eğer haktan Allah-u Zülcelal alırsak, dinin hakkı Allah-u Zülcelal'ın neyin? Dini. Oldu. Yeterli olsun. Nefâkumullâhu nefûhîn.